Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Serdar Gürbüz. Evcil Hayvan Bakımı kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda kedimiz doğum yapıyor. Evde kedi doğumu 2 videomuza hoş geldiniz. Evde kedi doğumu 1 videomuz kanalımızda mevcut. Çok ilgi gördü ve çok fazla soru geldi. Bu soruların bir kısmını da evde kedi doğumu 2 videomuzda yanıtlıyorum. Şimdi de size şöyle yavrularımızı ilk başta göstereyim. Yavrularımız şu anda doğuyorlar. 3 yavrumuz doğdu. Yat bakayım kızım, yat 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 yat. Oh, sancısı var hala annenin. Hala bir yavrusu daha gelebilir. Eğer sizin de doğum yapacak bir kediniz varsa evet, bir doğum daha başlıyor. Sık kızım, sık 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 sık. Aferin. Aferin. Eğer çatalda bu şekilde sıkışma olabilir kedinizde, şöyle söyleyeyim size. Anne akılmaya devam ediyor, göstereyim. Eğer yavru şu anda geldiği gibi çatalda sıkışırsa, uzun süre sıkışıp orada kalırsa yavru ölür. Eğer anne ıkınarak bunu çıkartamıyorsa sizin tutup çekmeniz gerekiyor. Bunu size şu an göstereyim. Evet, ben tutup çıkarttım onu. Ve şu anda gördüğünüz gibi kafasının üstü bir zarla kapalı. Eğer 1 dakika kadar bu zarı anne yalayıp yırtamazsa yavru ölür. Şu anda annemiz tecrübesiz bir anne olduğu için onun ben başında duruyorum. Siz de eğer tecrübesiz bir doğum olacaksa, ilk kedinizin ilk doğumu olacaksa başında durmasına fayda var. Evet. Yavru, eğer ben zarı yırtmazsam ölmek üzere. Bu zarı tutup kafasından yırtmam gerekiyor. Evet, yırttım ve evet. Aferin. Ağzına oksijen girdi. Şu zar, yavrular böyle bir zar içinde doğarlar. Evet, ciğerlerine su kaçmış biraz. Çünkü dediğim gibi tecrübesiz bir anne evde kediniz doğum yapacaksa bu videoyu izleyip burada size anlattıklarımı yapmanızda büyük fayda var. Yavruların hayatını kurtarabilirsiniz. Eğer bu kafasındaki zarı yırtmasaydım yavru biraz sonra ölebilirdi. Anne çünkü hem yavruyu ıkınarak çıkartamadı hem de yavruyu zarını yırtamadı. Belki bekleseydik yırtabilirdi ama işimizi şansa bırakmamakta fayda var. Şöyle söyleyeyim, Evcil Hayvan kanalımda mevcut. Şu anki kanalımda mevcut. Evde kedi doğumu nasıl yaptırılır adlı video. Bu evde kedi doğumu nasıl yaptırılır 2. Burada biraz daha detaylı ve biraz daha güzel bilgiler vereceğim. Hatta çatalda sıkışma ve yavrunun kesesini yırtılamama problemini gördük. Bu video daha güzel oldu. Şu anda bakın, bu yavru nefes almaya başladı. Ama nefesi problemli. Aslında bir problem değil, affedersiniz. Şu anda bakın, nefes bir daha aldı ve durdu. Bir daha aldı ve durdu. Bir daha aldı. Şöyle söyleyeyim size. Anne yavru kediyi yalayarak hem kan dolaşımını hareketlendirir, hem onu kurutur, hem de ısıtır. Eğer anne kedi yavruları yalayıp kurutup temizleyemezse onları bu işlemi sizin yapmanız gerekiyor. Daha öncekinde de söylemiştim. Yavruları alıp yalamanız gerekiyor anne gibi. Eğer siz yalamazsanız ve anne de yalamazsa bu yavrular ölecektir. Size şöyle göstereyim. Evet, şu anda anne diğer yavruları yalıyor. Size göbek bağını da göstereyim. Annenin bu göbek bağını yemesi gerekiyor. Bunun iğrenç olduğunu düşünebilirsiniz ama evde kediniz doğum yapacaksa bu şekilde olacak. Bundan iğrenmemeniz gerekiyor. Göbek bağını biraz anne gerisinden kopartacak. Evet, anne göbek bağını yemeye başladı. Siz yemek zorunda kalabilirsiniz eğer anne yemezse. Size göbek bağının nasıl yenileceğini bu videoda gösteremeyeceğim. Annesi zaten gösteriyor. Aferin kızım, senin ilk doğumun ama gayet güzel yapıyorsun doğumunu. Şöyle söyleyeyim, Scottish Fold'lar cins kediler oldukları için sürekli evlerde yetiştirilmiş hayvanlar ve içgüdüleri biraz körelmiş halde. Bir sokak kedisi kadar iyi doğum yapamayabilirler. Bazı yardımlarınıza ihtiyaçları olabilir. Bu yüzden doğum esnasında yanında olmanız ve bu videoda anlattıklarımı yapmanızda fayda var.
Göbek bağını henüz koparmadı. Ben size eğer kopartamazsa ne yapmanız gerektiğini göstermek için kopartacağım. Biraz uzağından göbek bağını kopartmanız gerekiyor ve bunu atalım kenara. Bunu çok görmenize gerek yok. Ve annenin bu yavruyu yalaması gerekiyor. Eğer anne yalamazsa sizin yalamanız gerekiyor demiştim. Çünkü hem kan dolaşımının hareketlenmesi hem de kurutulması lazım. Evet, şöyle göstereyim. Evet, birkaç kez yalayıp bırakmanız yeterli bu yavruyu. Tamamdır. Evet, bakın yavru hareketlendi bile. Size şunu belirteyim. Birinci videom kanalda mevcut ve o videomu da izleyebilirsiniz. Altındaki soruları okuyabilirsiniz yorumlardan. Bu yüzden burada biraz daha detaylı anlatıyorum. Kedinizin doğumunun başlayacağını nasıl anlayabilirsiniz? Ortalama çiftleşme tarihini biliyorsanız 68 ve 74 gün arası hamilelik süresi sürer. Ortalama doğum tarihini hesaplayabilirsiniz. Ama bu ortalama bir haftalık süreç içerisinde ne gün olacağını tam olarak bilemeyeceğiniz için ya termometreniz varsa ara ara vücut ısısını kontrol edersiniz. 39 dereceyi geçiyorsa, yani 40 derece falan oluyorsa vücut ısısı, doğum başlıyor demektir. Ve solunum hızlanmaya başlar. Sancıları olur, sürekli dili dışarıda olur annenin. Bir şekilde zaten size belli eder yanınızdaysanız. Bu seri olarak çekeceğim bir video projesi. Yavrularımızın her gün 5'er saniyelik videolarını çekip büyüyene kadar bu olan süreçleri arka arkaya birleştirip hızlı çekim yaparak size bir video hazırlayacağım. Gün gün yavruların nasıl büyüdüğünü göstereceğim ve evde kedi yavrularına nasıl bakılır? Annenin sütü gelmezse nasıl emzirilir? İlk aşıları, ilk parazit tedavileri, ilk veteriner tedavileri ne zaman yapılır? Hangi aşılar, hangi tedaviler yapılmalı? Anne nasıl beslenir, yavru nasıl beslenir? Bunları videolarımıza anlatacağım. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz evcil hayvan bakımı hakkında profesyonel ve doğru bilgiye bizimle ulaşabilirsiniz. Şimdilik 4 tane yavrumuz var. Anneyi biraz rahat bırakacağım. Yatak için hiç bahsetmedim. Bu onun doğumu için hazırladığım bir yatak. Altında sünger bir yatak var. Bu doğumdaki sıvıyı emmesi için. Doğum bittikten sonra bu yatağı değiştireceğiz. Daha kuru bir yatağa yatırmamız gerekiyor ona. Şimdilik görüşmek üzere.